Örgütü PKK 25 Ekim 1993'te Erzurum'un Çat ilçesinde bağlı Yavi mahallesinde 5'i çocuk 33 kişiyi katletti. Aradan 27 yıl geçti ancak acılar hala taze. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve konuğu aktaracak. Takvimler 25 Ekim 1993'ü gösteriyordu. Eli kanlı PKK terör örgütü Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi köyünü bastı. 5'i çocuk masum, 33 sivili kahvehanede toplayan PKK terör örgütü 33 masum insanı katletti ve ardında yıllardır dinmeyen o acıyı bıraktı. O acı ne yüreklerden ne hafızalardan silindi. Bugün Yavi katliamında hayatını kaybeden 33 şehit için anma programı düzenleniyor. Yanımda bir yayın konuğum var. O katliamda vücuduna isabet eden 7 kurşunla yaralı olarak kurtulan Abdülcelil Kösep bizlerle. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle devletimiz, milletimiz var olsun. Cenab-ı Allah devletimize, milletimize böyle bir acılar daha yaşatmasın. Azerbaycan'daki kardeşlerimiz de daha muzaffer eylesin. Neler yaşadınız o gün? Yavi köyünde neler yaşandı? Yavi köyünde o zamanlar biz kahvede oturuyorduk zaten. Söylenti oldu ki Gökçeşehir'den çalınan hayvanlar geldi kamyondan. Hayvan çıktık baktık, hayvanlar içeride zaten kamyondan dışarı atıyorlar. Biz tekrar içeri girdik. İçeriye girdiğimizde resmi kıyafetle, askeri üstle girdiler içeriye. Kimlik kontrolü yapacaktılar. Kimlik kontrolü, bazıları kimliklerini verdikten sonra... Kamuflaj mı giymişler? Evet, evet. Yani asker elbise. Normal rütbesi var. Bordo bereli asker. Böyle de bir oyun düzenlendi. Evet, böyle geldim. Devam edelim. Buyurun. İçeriye girdikten sonra kimlik kontrolü dediler. Kimlik kontrolünden sonra da masa sandalyeyi kenara toplattılar. Televizyonu kapattılar ve dışarıdan adamları getirip içeri atıyordular. Orada bizim bir çoban vardı, Sıddık Bürgül diye bir kardeşimiz. O ağladı. Dedi ki, biz dedik inanmadınız, işte bunlar terörist dediler. Biz de o zaman fark ettik zaten terörist olduklarını. Adem Dursunoğlu vardı onların içinden, dedi ki biz garibanık, bizden ne istisiniz, o söyledi böyle. Söyledikten sonra ona döndü, dedi ki, dedi faşistler Sivas'taki olayları hatırlıyor musunuz? Onu söyledikten sonra zaten silahları seri alıp bizi daradılar. Propaganda yaptılar ve ateş ettiler. Evet, aynen öyle. Siz yaralı kurtuldunuz, 7 kurşun isabet evet, etti vücudunuz. Ben 7 kurşun yedim, babam şehit oldu, amcam şehit oldu, bir amcam da yaralı. Ben de kollarımdan, ayaklarımdan 7 kurşun yedim. Uzun bir tedavi geçirdiniz. 97 gün. 97 gün. Evet. Neler yaşadınız o 97 günde? Aynı zamanda yakınlarınızı da kaybettiniz bu katliamda. Vallahi o zamanı söylemek, ne söylesem şimdi şey olmaz. Geçmiş bir zaman, tabii ki acı, hüzün, yürekler burkuk diyeceğim bu kadar. 5 tane de çocuk katledildi. 5 tane de çocuk, evet. 32 tane şehit, 5'i çocuk. 27 tane. Bugün 27. yıl anma programı düzenleniyor. Son olarak neler eklemek istersiniz? İçimizde aynen taze. Unutmadık. Unutmayacağız. Cenab-ı Allah da inşallah zalimlere, kafirlere fırsat vermez. Teşekkürler tekrar. Evet. Başınız sağ olun. Sağ olun, Allah sabır versin. Evet, Yavi katliamının üzerinden 27 yıl geçti. Acılar ilk günkü gibi taze. Anma programı protokol konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edecek ve akabinde şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakılacak. Bizler programı takip ediyoruz. Söz tekrar İstanbul'da.